Evet arkadaşlar, şimdi bu videomuz İyi Parti Milletvekili Lütfi Türkkan'ın Milletvekili Meclisi kürsüsünden yapmış olduğu saygısızca açıklamalar ve paylaşmış olduğu terbiyesiz bir tweet üzerine yapılmış bir videodur. Videomuza başlamadan önce şunu söyleyeyim. 2019 seçimlerinde CHP'nin sosyal medyada çok güçlü olduğu için büyük şehirleri kaybettik. 2023 seçimlerine hızlı bir şekilde çalışmaya başlayıp ve 2023'te kaybettiğimiz belediyeleri geri almamız için videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı ve sesimizi herkese duyurmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Sizden maddi bir destek istemiyoruz. Beğenmeniz ve abone olmanız yeterli. Yoksa YouTube arka sayfalarda yayınlıyor ve emeğimiz zayi olup gidiyor. Beğenirseniz YouTube öneriler sayfasına ekliyor ve daha fazla kişiye sesimizi duyurabiliyoruz. Şimdi bu Lütfi Türkkan kim? Bunu söyleyelim önce. İyi Parti'nin milletvekili milliyetçi olduğunu, ülkücü olduğunu iddia eden, bizim de bildiğimiz üzere çakma milliyetçi, çakma ülkücü, çakma yerli. Aslında FETÖ'ye yeri geldiğinde güzel metiyeler düzen birisi, tweetlerinden belli oluyor zaten. Zaten resimlerde de görüyorsunuz, yukarıda açılan resimlerde bu şahıs Serik Kaymakamı Muhammed Fatih Safi Türk'ü şehit eden, Güneydoğu'da bakın şehit eden PKK'lıların haince yapmış olduğu bir tuzak eylemiyle şehit etmesi üzerine ve Muhammed Fatih Safi Türk'ün cenaze namazını da babasının nasıl bir acı içerisinde olduğunu tahmin edemiyoruz ama kendi babasının, şehit oğlunun cenaze namazını kıldıran o babanın milletvekili misafir sıralarında görünmesi üzerine bu sarıklı da kim? Bu sarıklıyı misafir hani bölümüne kim aldı diye ne işi var burada? Kimin misafiri diyerekten hem İslamiyet'e hakaret, hem sarıklılara hakaret, hem de şehit babasına, bu milletin, bak Türkiye Cumhuriyeti'nin varoluş sebebi, onlara asıl sebebi, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin gerçek sahipleri, milletvekili meclisinin gerçek sahipleri olan şehitler, gaziler ve şehit ailelerini kendi meclislerine sokmamak için, onları aşağılamak için yapmış olduğu saygısızca tweet'ten bahsediyoruz. Bu şahıs 2013'te de Fethullah Gülen'in, FETÖ'nün gezi olaylarıyla ülkeyi yakıp yıkarken ona Hoca Efendi'nin yapmış olduğu beddualar tutmaya başladı diyen ikiyüzlü bu. Şimdi ben onun ailevi kızının ve ailesinin yapmış olduğu resimler, sosyal paylaşımlar veyahut da yaşantıları burada paylaşacak değilim. Onun resmini paylaşacak değilim. Ama siz kendiniz araştırıp görebilirsiniz. Diskolarda, barlarda, pavyonlarda o kadar hani lüks yaşantılar, şatafatlar, öyle eğlenceler, buna benzer hani kendini aşmışlık, ultra lükslük, zenginlik, israfın alıp başını gittiği bir hayat yaşayan bir aile, bir kişi olduğu için bunu söylemek zorundayım. Ama eşinin ve ailesinin görüntüsünü paylaşacak değiliz. Kendisinin yapmış olduğu tweetleri paylaşacağız ama arkadaşlar, şehit babasının, bakın, maden ocağında maden göçük altında can veren bir kişinin babasının şehit cenazesine gelmiş olduğu ayakkabıları, resmini alıp da bu ülkede şehit ailesi böyle yaşarken, bu ayakkabıyla yaşarken milletvekilleri ve hükümetin, adaletin, bu ülkeyi yönetenlerin şatafatlı bir hayat sürüyor diyerekten onları aşağılayıp da kendisinin devlet hazinesine, bakın, hazinesinin üzerine kaçak fabrika kurup o fabrikayı daha sonra yasal hale getirerek, imar barışından yararlanıp o arazinin üzerine çökmek, çöreklenmek, devlet arazisini çöreklenerek milyonlarca dolar rant elde edip de bir Allah'ın kuluna, bak, devletin arazisine çökerek bir Allah'ın kuluna bir yardım ettin mi? Bir kişiyi sevindirdin mi? Bir garibanın, yetimin, herhangi birisinin o çekmiş olduğunu, o şehit ailesinin ayakkabısına onu gösterip de millete paylaşana kadar gidip onu sen giyindirseydin ya, kaç kişiyi doyurdun? Kaç kişiyi giyindirdin? Kaç garibanı, yoksulu, yetimi, öksüzü sevindirdin? Sen kendin bu ülkenin malına çöküp
Daha sonra da bu ülkenin şehit aileleri böyle yoksulluk içerisinde ama bu ülkeyi yönetenler şatafat içerisinde diye aşağılayıp da onlar aşağılık ve şehit ailelerini milletvekili meclisinde bunlar bak bu sarıklılar yine geldi diyerekten onları milletvekili meclisi millet meclisine sokmayarak onları aşağılayarak ve onların sırtından onların varlıkları sebebiyle onların yapmış olduğu canlarını bu vatan için feda etmesi sebebiyle bu ülkeden çatır çatır paranı alırken kendin devlet hazinesine çökerken fabrikalar kurarken kendin ve ailen şatafat içerisinde yaşarken kalkıp onlara böyle aşağılayıcı paylaşımlar yapmak senin haddine değil. FETÖ terör örgütüne kalkıp da öyle metiyeler düzüp de yok Hoca Efendi'nin bedduasını tuttu falan filan deyip de kendini sonra milliyetçiymiş gibi bu millete kakalaman pek yenilir yutulur cinsinden değil yani. Önce bir kendin yap. Kaç kişiyi doyurdun? Kaç yetime, fakire, fukaraya maddi yardımda bulundun? Kendin göster, ispat et. Zekadını, fitreni, neyin var? Hiç. Hepsi fasa fiso. Kalkıyorsun devletin yöneten hükümdara, Kızılay'a aşağılıyorsun. Kızılay'ı yerle bir ediyorsun. Neden? Çünkü Kızılay FETÖ'nün yurt dışındaki bütün okullarına, Maarif Vakfı'na devredilen okullarına onların elinden alıp o ülkelere yapmış olduğu yardımlar, hibeler, Türkiye Cumhuriyeti'ni başka ülkelerin içerisinde pozitif, görünümlü, yardımsever bir ülke olarak görünmesini istemediğinden böyle yardımsever bir ülkenin Kızılay'ın varlığı sebebiyle o ülkelerin içerisindeki FETÖ'cülerin Türkiye Cumhuriyeti'ne tutuklanıp da teslim edilmeyeceğini düşündüğünden Türkiye'yi oralarda karalamak, Kızılay'ı aşağılamak, karalamak, Türk ordusunu karalayıp aşağılamak sizin yaptığınız işinize gelen şeyler. Çünkü Kızılay orada başarılı olmasa, Kızılay yetim, fakir, fukara, Somali'de, Cezayir'de, Fas'ta, Tunus'ta, Bosna'da, buna benzer ülkelerde, Azerbaycan'da ve diğer Türkmenistan'da, Kazakistan'da böyle yardımlar, hayırsever işler yapıp da o ülkelerle diyaloglarımız, kontaklarımız iyi olması sebebiyle oradaki FETÖ'cü hainlerin Türkiye Cumhuriyeti'ne teslim edilip ceza almaları, yargılanmaları işinize gelmiyor. İşte Hoca Efendi'nin bedduaları tutuyor sizin tweetleriniz. Orada işte suya düşüyor. İşte orada ne yapmanız gerekir? İşte bunu yapmanız gerekir. Kızılay'ı aşağılamanız gerekir. Şehit ailelerine hakaret, küfürler etmeniz gerekir. O şehit ailelerinden sadece görüntülerinden beslenip nemalanmanız, onların cesetlerinden, tabutlarından sahte gözyaşlarıyla istifade edip daha sonra herkes gittikten sonra o tabuta tekme atarak onları aşağılamanız gerekir işte. Sizin gibi milletvekilleri, çakma ülkücüler bu ülkede varlar, yaşıyorlar, destek de buluyorlar. Destek de buluyorlar. Çünkü FETÖ'cüler öyle sadece polislikten, memurluktan, oradan buradan askeriden ihraç edildiler ama halkın içerisinde de var. İş adamları var. Yüksek kademeli olmayan siviller var. Sizi bir halt sananlar var. Sizin kimlere hizmet ettiğiniz belli zaten. Sizin Hoca Efendi'nin bedduaları tuttu demenizden ne demek istediğiniz anlaşılıyor zaten. Kimin, zaten Meral Akşener'i kimin kurduğu, kimin yardım ettiği, Türkiye Cumhuriyeti'nin her iline, her ilçesine 3 ay kadar kısa bir zamanda il, ilçe teşkilatlarının anında oluştuğunu kademelerin, başkanlar, yardımcılar, sekreterler, siyaset kolları, halkla ilişkiler, buna benzer bir sürü kuruluşların aynı anda toplanıp bunların hani örgüt olup da sonra bunların sicillerinin hepsini kayıttan geçtikten sonra parti kurmak için izin alındığını, bu üyelerin oluştuğunu kademesini biz sizin kimlere bu açıdan kimlerin yardım ettiğini biliyoruz zaten. Biliyoruz. Ama bilmeyenler var. Bilmeyenler var. Sizi bir halt sananlar var. Şehit ailelerinin yoksulluklarından istifade edip şehit ailelerini meclise sokmayıp sarıklılar diye aşağılayıp arkasından da onların sırtından para kazanan kimseye, fakire, fukaraya yardım etmeyip de ülkenin hiçbir şey yapmıyormuş gibi aşağılayan böyle timsah gözyaşlarıyla geçimini sağlayan şatafatlı ailelerinizle şatafatlı hayatlar harurup harman savurup bu ülkenin malını mülkünü çarçur eden bir aile olduğunuzu biz biliyoruz zaten, böyle aile olduğunuzdan diğer ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı ve onun yan arkadaşlarının hepsine kendi yapmış olduğunuz israf ve kötülükleri onlara aynısını hitamda bulunuyorsunuz. Biz bunları çok iyi biliyoruz. Ne kişi neyle hani
hangi yolda kötüyse ve geriyse, hangi terbiyesizliği yapıyorsa oradan saldırıyor. Mesela şunu söyleyeyim. Bu ülkede en çok şehit verdirttiren, en çok devlete, memura, askere, polise saldıran HDP ve PKK bugün barış istiyor. Barış yürüyüşünde. Barış istiyorlar. Yani devlete saldıranlar barış istiyorlar. Bugün en büyük adaletsizlik, diktatörlük ve en büyük Türkiye içerisinde darbeleri yöneten en büyük insan haklarına, özgürlüklere saldıran, insanların istediği gibi kılık kıyafetini bile giymesine izin vermeyen, camileri ahıra çeviren CHP bugün adalet yürüyüşü yapıyor. En büyük adaletsizlik CHP'de olan olmasına rağmen adalet yürüyüşü yapıyor. Şimdi siz yani kalkıp da ülkücülükle, türkücülükle, milliyetçilikle alakası olmayanlar bugün milliyetçilik adına İYİ Parti koyup iyicilik güdümündeler. FETÖ'nün ve dış güçlerin himayesi altında, koruması altındalar. Bunları biz biliyoruz. Siz en büyük israfı yapanlar devlete israfçı diyor. En büyük hırsızlık yapanlar devlete hırsız diyor. Daha önce çalanlar, devleti hortumlayanlar, soyanlar bugün çalamadıkları için, hortumlayamadıkları için böyle tweetler paylaşıyorlar, siteler oluşturuyorlar. Devlete hırsız, yok damattı, yok yandaştı, yok bilmem neydi diye böyle aşağılıyorlar. Çünkü eskiden çaldıkları gibi çalamadıkları için. Biz biliyoruz sizi. Şehit ailesini hiçe saydığınızı ve onların üstünden nemalandığınızı bilip onları kullandığınızı biz biliyoruz işte. Ya bunu bilmeyenler var. İnşallah bu videodan sonra onlar da öğrenir, araştırır kim olduğunuzu, net bir şekilde ortaya çıkartır ve doğru yolu bulur. İnşallah diyoruz.